Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. İtalya ve Azerbaycan yeni bir uçak alım anlaşmasına imza attı. İki ülkenin savunma birimleri arasında varılan anlaşmaya göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri C-27J Spartan olarak adlandırılan çift motorlu askeri nakliye uçağı satışı için anlaşmış durumda. Bu uçaktan kaç adet alınacak? Bütçe ne kadar henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde veya aylarda bu anlaşmanın daha da detaylandırılması planlanıyor. Daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde gelecek. İsterseniz bu videomuzda C-27J Spartan'ın hikayesini birlikte dinleyelim ve bu uçak için aslında Türkiye ile iki defa kesişmesi var bu uçağın. Hangi tarihlerde önerildi Türkiye'ye? Nasıl geliştirildi? Özellikleri nedir? Birlikte izleyelim. İtalyanların ilginç bir havacılık endüstrisi var. Bazı konularda örneğin eğitim uçağı veya askeri nakliye uçağı gibi Avrupa'dan bağımsız çıkışları var. Bu uçaklardan en ilginci de G-222 askeri nakliye uçağı. Aslında 1970 yılında ilk uçuşunu yapıyor. 8 yıllık test ve tecrübelerin arkasından 1978'de hizmete giren bir uçak bu. Bu uçak hafif nakliye uçağı, yaklaşık 9 ton ağırlığında yük taşıyabiliyor. O dönemler General Electric imalatı T-65 motorları kullanıyor. Hatta bu uçağın da şöyle bir Türkiye ile kesişmesi var. 1980'lerin ortasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki C-47'lerin değiştirilmesi için önemli bir ihale açılıyor. Toplam 52 adet uçak alınacak. Bu uçakla amaç bir tabur askerin aynı Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi gerektiği zaman hava indirmenin yapılacağı bir platforma sahip olabilmek ve aynı zamanda da C-47'nin üstlendiği işte personel nakli, yüklerin, kargoların taşınması gibi görevler yapılacak. Bir tarafta İspanyolların Endonezya ile birlikte tasarladıkları CN-235 platformu, karşılarında da İtalya'nın G-222 platformu rekabet ediyor. Yapılan ihale ve çalışmalar sonrasında Türkiye rotasını daha Avrupa'da İspanya'dan yana çeviriyor ve CN-235 uçakları tercih ediliyor. Sonrasında bu uçakların son montajları, üretimleri o zamanki adıyla TAI, yani TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmişti. Hatta uzun yıllar TUSAŞ bu uçakların gövdelerini üreterek Türkiye dışındaki kullanıcılara, örneğin Amerikan sahil güvenliğindeki CN-235'lere de bu gövde üretimini gerçekleştirmişti. İşte Türkiye ile G-222'nin kesişimi aslında ilk defa 1980'li yılların ortasında olmuş, ancak uçak tercih edilmemişti. 1990'lara geldiğimiz zaman, bu arada İtalya son G-222'yi 1993 yılında üretiyor. Yaklaşık 100'den fazla uçak farklı farklı hava kuvvetlerinin envanterine giriyor. 1990'ların ortasına geldiğimiz zaman o zamanki adıyla Alenia, şu anki adı Leonardo Aircraft, Alenia farklı bir yaklaşımla uçağı modernize ederek günün askeri ihtiyaçlara uygun bir şekilde tekrar tasarlama çalışmalarına başlıyor. Bunun amacı da ilerleyen yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin açacağı hafif nakliye uçak projesi. Çünkü çok ciddi bir alım potansiyeli gözüküyor. İtalya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri gayet iyi. Bu konuyla ilgili o zamanki adıyla Alenia, Lockheed Martin şirketiyle bir işbirliği anlaşması yapıyor. Lockheed de Martin biliyorsunuz F-35 veya F-16 gibi savaş uçaklarının yanı sıra C-130 Hercule askeri nakliye uçaklarında uzun yıllardır üreticisi. Bu uçak 4 motorlu, çok daha büyük bir uçak ve İtalyanlar şöyle bir karar alıyor. 4 yerine bu uçaktaki 2 motorun G-222'ye takılması hem uçağın performansını arttıracak, işte menzilini uzatacak, süratini arttıracak. Bir taraftan da gövde ve kanatlar kendini kabul ettirmiş bir tasarıma sahip. Buradan da bu tecrübeyi yaşatmak istiyorlar. Ortaya da C-27 konsepti çıkıyor. Uçaktaki General Electric imalatı T-65 motorları sökülüyor. Yerine C-130'ların J serisinde kullanılan Rolls-Royce imalatı AE-2100 motorları takılıyor. Çok daha kuvvetli motorlar ve bu motorların daha da verimli görev yapabilmesi için de 6 palli yeni nesil pervaneler de bu uçağa ekleniyor. Arkasından işte yapılan 2000'lerin başındaki ilk test uçuşu, sertifikasyon süreciyle uçak onaylanarak bir hafif
veya orta sınıfta kullanılacak bir nakliye uçağı haline geliyor. Bu arada uçağın temel özelliklerine baktığımız zaman yaklaşık 9 ton kargo taşıyabiliyor. 60 personeli koltuklu olarak uçurabiliyor veya tam teçhizatlı 46 paraşütçü komandoyu da uçaktan atabilecek özelliklere sahip. Süratinin arttığını söylemiştim size. Uçağın saatteki seyir hızı 538 kilometre. Aynı zamanda maksimum kalkış ağırlığı, ki yaklaşık 31 ton maksimum kalkış ağırlığı, uçak tam yüklü olarak 1759 kilometre uçabiliyor. Feri menzili, yani boş olarak menzil, havacılıkta buna feri deniyor. Boş menzili ise 5852 kilometre. Uçak dediğim gibi ilk hedeflerinden birincisi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin açacağı ihaleye girilmesi konusunda. Bu konuda Amerika'dan yerli ortaklarıyla birlikte Alenia şirketi ihaleye geliyor. 2007'de de Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ihalesini kazanıyor. Bu ihalede yaklaşık 70 uçağın alınması planlanıyor. Mevcut daha eski nesil birden fazla tip uçağın değiştirilmesi, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra özel kuvvetlerinde bu uçakları kullanacak bir altyapı haline getirilerek burada bir filo oluşturulması planlanıyor. Hatta üretiminde Amerika'da yapılması şart koşuluyor. Bu arada tabii Amerika farklı Avrupa veya başka ülkelerde imal edilmiş hava araçlarına envanterini alabiliyor. Ama bunların üretimlerini Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yaptığını da belirtelim. Bu da önemli bir adım. Arkasından uçaklar teslim edilmeye başlanıyor ama burada bir sorunla karşılaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Uçakların maliyetleri beklenenden çok daha yüksek ve adeta C-130'a yakın bir uçuş operasyon maliyeti var. Bu da tabii ki belirli bir süre sonra uçaklar konusunda, özellikle bütçesel konuda hayal kırıklıklarının oluşmasına neden oluyor. Burada da enteresan bir karar alıyor Amerika. 2012'den itibaren elde teslimatı gerçekleştirilmiş 38 uçağı emekli ediyor ve bunların da uçakların ortalama işte 4 yıllık 5 yıllık kullanım ömürlerine sahip bu uçaklar çöle çekiliyor. Bu arada çölde demişken, daha önceden buraların aslında tekrar birer canlandırma merkezi olduğunu geçtiğimiz birkaç video önce size anlatmıştım. Linki de yukarı bırakıyorum. Eğer müsait olursanız bunu da seyredebilirsiniz. Arkasından Amerika bu uçakları tekrar değerlendiriyor ve bu uçaklardan 21'ini Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayırıyor. Sahil Güvenliği'nin işte hem sahillerin kontrolü, buradaki operasyonların kurtarma faaliyetlerine destek verilmesinin yanı sıra, özellikle biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda kasırga oluyor. Bu kasırgalarda da uçaklar çeşitli tahliye operasyonlarında görev almaya başlıyor. Uçakların bir kısmını da yangın söndürme görevlileri için kabinine konulacak söndürme tanklarıyla birlikte modifiye edilmesi de yapılacak planlar arasında yer alıyor. Ama Amerika'nın biraz ağzı açıkçası bu yüksek maliyetler nedeniyle yanmış durumda. Uçak şirketi Alenia Aircraft bu uçağı farklı farklı ülkelere de ihraç etme başarısı gösteriyor. Özellikle C-130 kullanan ülkeler C-27 bir alt uçak olarak tercih ediyor. Alan ülkeler arasında işte Bulgaristan, Yunanistan, Avustralya, Türkmenistan gibi ülkeler var. Şimdi bu ülkelerin arasına da Azerbaycan katılmış olacak. C-27J'nin, Spartan'ın en büyük rakibi, Airbus tarafından geliştirilmiş. Biraz önce de söyledim, bizim CN-235'lerin gövdesi uzatılmış ve daha güçlü motor takılmış C-295 serisi. Kargo hacmi açısından, daha güçlü motorlar açısından C-27 bir artı değer koyuyor. C-295 biraz daha bir tık altı bu uçağın, ancak uçuş operasyon maliyetlerinin daha düşük olması bazı ihalelerde de Airbus'un önünü açıyor ve ihaleleri C-27'ye karşı kazanıyor. Son yaşanan ihalelerden bir tanesi de Kanada'nın ihalesiydi. Kanada arama kurtarma görevleri için C-27 yerine biraz daha uçuş operasyon maliyetleri daha düşük olan C-295'i tercih etmiş durumda. Bunu da bu şekilde belirtmekte fayda var. C-27 özellikle çektiği G miktarı, yani air show'larda bunu özellikle gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2011'de Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıldönüm törenlerinde İzmir'e gelmişti ve uçak muhteşem bir gösteri yapmıştı. Yüksek açıyla dalması, çekmesi, hatta bazı gösterilerde etrafında dönerek işte tono veya etrafında bir tam daireyi tamamlayıp loop atabilmesi güzel özellikleri arasında +3G'ye kadar çekebiliyor gövde.
Bu açıdan da bu uçağın, Leonardo'nun farklı bir yaklaşımı bu konuda da bu sisteme, uçağa uygulanmış oluyor. G-222'lerin de enteresan bir, daha doğrusu C-27'den önce modelinde ilginç bir Afganistan macerası var. İtalyan Hava Kuvvetleri'nde kullanılan 10 adet uçağı Amerikan Hava Kuvvetleri satın alıyor. Bunların modernizasyon işleminin arkasından o işte yeniden özgürleştirdikleri Afganistan'a götürülüyor uçaklar ve burada Afgan Hava Kuvvetleri için veriliyor. Ama bir süre sonra uçakların operasyon maliyetlerinin yine yüksek olması, bakım idamede karşılaşılan problemler bu konuda Afganların ellerini kollarını bağlamaya başlıyor. Çok ciddi bir para harcamıştı Amerika. Bu uçakların alımı, modifikasyonu, tekrar bakımı ve uçurulması için uçak başına 32 bin dolara anlaşıyorlar. Yerli bir, lokal, yerli bir Afgan şirketi bu uçakları orada parçalayarak kullanılamaz hale geliyor. Hurdaya ayrılıyor uçaklar. Şimdi Azerbaycan'a baktığımız zaman, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, hatırlayacaksınız, bundan 2 yıl evvel Karabağ'da Ermenistan'da çok önemli bir savaş tecrübesi yaşadı ve burada da farklı farklı uçaklara, sistemlere, mühimmatlara ihtiyaçları artmış durumda. Benim tahminim bu uçağın bir nakliye uçağı olması, daha lojistik görevlerde kullanıldığı için birçok Amerikan sisteminin satışına muhtemel ön izin verildi diye tahmin ediyorum. Hatırlayacaksınız, TB2'lerin kameralarıyla ilgili bir ciddi sorun yaşanmıştı. Özellikle Ermenistan'ın ki diasporası işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da oldukça güçlü, Azerbaycan'a silah satılmaması için çok ciddi bir çeşitli siyasi girişimleri olmuştu. Sanıyorum bu uçağın nakliye görevlerinde kullanılması, direkt uçuş hattında olmaması gibi adımlarla C-27 konusunda, satış konusunda İtalya'nın yeşil ışık yaktığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta birçok teknolojisi bu uçakta C-130J'den geliyor. Bu açıdan da bu konuyla ilgili sorunların aşılmış olduğunu tahmin ediyorum. Belki tam pürüzler giderildikten sonra kaç uçak alınacak? Muhtemel bununla ilgili bir ciddi bir pazarlık da yapılacaktır. Çünkü miktar yükseldikçe bu konudaki satış izinlerinin daha rahat geçeceğini açıkçası ben düşünüyorum. Halen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin nakliye gücünü 2 adet Ilyushin 76 tipi hem sivil hem askeri anlamda kullanılan kargo uçağı oluşturuyor. Bu iki kargo uçağın toplam taşıyabildikleri kargo miktarı yaklaşık 50 ton. İşte C-27'ler bunun biraz daha altında, bir alt kategoride daha fazla uçuş, örneğin muhtemel işte Türkiye'ye gelişler, giderler, gidişler, askeri personelin taşınması gibi konularda görev yapacağını açıkçası düşünüyorum. İyi bir uçak, yaşadığı sorunlara rağmen performansı yüksek, askeri anlamda iyi bir uçak. Umarım Azerbaycan için hayırlısı olur. Emniyetli bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirir ve Azerbaycan ordusunun operasyonuna da çok ciddi destek verir. Gelelim bu uçağın Türkiye ile ilgili ikinci macerasına. 2016 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı, o zamanki ismiyle, yeni bir uçak alım anlaşması konusuna, yeni bir uçak ihalesine daha doğrusu çıkmıştı. Amaç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na nakliye uçağı filosu kurulmasıydı. Bunun için yaklaşık 6 ila 9 uçak arasında bir teklif planlanmıştı. Adaylardan bir tanesi de C-27J Spartan'dı. Karşısında Airbus'un C-295'i vardı. Ayrıca o yıllarda, henüz daha işte bu savaş öncesinde tabii bunlar, Ukrayna'dan Antonov'da bir teklifte bulunmuştu ama bu ihale 2018 gibi işte bu uçak mesela Eurasia, Airshow'a C-27'yi getirdiler, gösterdiler askeri yetkililere ama herhangi bir ilerleme olmadı. Sonrasında da ihale sürünceme girmiş durumda. İşte Türkiye'de de hem 1980'ler hem de 2010'ların ortalarında yaklaşık nereden baksanız 25-30 yıl arayla bir uçağın Türkiye teması var ama olumlu bir satış gerçekleşmemiş durumda. Evet, bu videoda sizlere C-27J Spartan'ın tarihini anlatmaya çalıştım. Umarım dilim döndüğünce size bu detayları verebilmişizdir. Detaylı havacılık, savunma haberlerimiz kanalınızda. Sorularınızı yorum yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz bu videoyu beğene basın ve hala tabii abone olmadıysanız sizleri abone olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.